Öncelikle iyi günler, hoş geldiniz. Bugün üzerine konuşmayı düşündüğüm konu, Türk tarihine bakış açımız ne olmalı? Bu konu aslında tarih sohbetlerinin ana temalarından biri. Aynı zamanda akademinin de üzerinde net bir fikir birliğine varamadığı bir konu. Bunun birçok sebebi var. Bunun başlıca sebeplerinden birisi, Türkiye'de mezheplere göre, ideolojik farklılıklara göre, dünya görüşlerinin farklılıklarına göre pek çok farklı tarih bakış açısı bulunmakta. Yani aslında bir noktada Türkiye'de hangi mezheptenseniz veya herhangi bir mezhebe mensup değilseniz veya herhangi bir dine mensup değilseniz ideolojik dünya görüşünüz neyse Türk tarihine bakış açınız da buna göre şekillenmekte. Öncelikle bu doğru mu? Sorunun cevabını benim bakış açıma göre şimdiden söyleyeyim. Kesinlikle yanlış. Çünkü ortada tarihi veriler var, tarihte kayda geçmiş bilgiler mevcut ve aslında Türk dediğimizde de anlamamız gereken bir kavram var. Türk dediğimizde anlamamız gereken kavram konusuna tekrar döneceğiz. Türkiye'de Türk tarihine farklı olarak hangi açılardan bakıldığını biraz ele alalım. Ülkemizde Türk tarihine yönelik olan popüler bakış açılarından birisi Osmanlı tarihine yönelik bakış açısı. Yani bu bakış açısına sahip olan insanların geneli Türk tarihini Osmanlı tarihinden ibaret görmekte. Evet, Osmanlı Devleti Türk tarihinin önemli konu başlıklarından birisidir ama Osmanlı tarihi Türk tarihinin bütününü kapsamamaktadır. Yazılı tarihini 2500 yıl kadar eskiye dayandırabildiğimiz, yazılı olmayan dönemleri de değerlendirdiğimizde 5000 yıldan daha geriye giden bir tarihten bahsetmekteyiz. Bu anlamda binlerce yıllık bir mazisi olan Türk tarihine 600 yıllık bir Osmanlı Devleti'nin tarihi olarak bakmak hatalı bir bakış açısı. Bir diğer bakış açısına bakacak olursak da Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği dönemle tarihi başlatan ve literatürde Müslüman Türk devletleri olarak adlandırdığımız devletleri Türk tarihinin bütününe yedirmek. Bu noktada da Türk tarihine bakış açısından büyük eksiklikler bulunmakta. Çünkü zaten Türk tarihinin temeline gitmek istersek, İslamiyet öncesi bir dönemde izlerini aramamız gerekecektir. Yani şu ana kadar bahsettiğimiz iki konu aslında milletimizin tarihini belirli bir noktadan başlatıp yalnızca bu noktadan sonrası bizim tarihimizmiş gibi sunan bir düşünce. Buna ek olarak farklı bir bakış açısı da mevcut. Bu bakış açısına göre de Türk tarihi İslamiyet öncesi dönemleri de kapsamakta. İslamiyet öncesinde kurulmuş Türk kağanlıklarını alıp İslamiyet'i kabulden sonra kurulan Türk devletlerini ekleyip nihayetinde Selçukluların Anadolu'ya gelişinden itibaren Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti silsilesi şeklinde Türk tarihini tanımlayan bir görüş. Ama bu noktada da şöyle bir hata oluşuyor. Oğuzların yalnızca bir kolunu oluşturan Selçukluların Anadolu'ya gelişindeki süreçten sonra diğer Türk boyları bir anda görünmez hale geliyor ve son 1000 yıllık süreç yalnızca bugünkü Türkiye Türklerini ilgilendiren bir noktadan ele alınıyor. Ama aslında tarih bundan ibaret değil. Çünkü bugünkü Türkiye Türklerinin atalarını oluşturan Türkler Anadolu'ya geldikten sonra ve 1000 yıllık süreçte Anadolu'da kalmaya devam ettikleri sırada dünyanın farklı yerlerindeki farklı Türk gruplarının da tarihi süreçleri devam etti. Oğuzların bir kolu Anadolu'da devletler kurarken bir kolunun Azerbaycan'da hanlıklar dönemi oldu. Ya da bu 1000 yıllık süreçte bugünkü Ukrayna ve Rusya bozkırlarında Türk tarihinin bir bölümü cereyan etmeye devam etti. Ya da tarihte yaşanan bir kırılma noktasında bütün Türkler Türkistan bozkırlarını bir anda terk edip Anadolu'ya gelmedi. Batıya, kuzeye ve güneye doğru büyük göçler oldu. Ancak Türk tarihinin beşiği olan noktada da çeşitli Türk grupları mevcudiyetini devam ettirdi. Bazı kollar Hindistan içlerine kadar gitti. Orada Babür Sultanlığını kurdular. Bazıları köle olarak gittikleri Mısır'da sultan oldular. Bazıları Avrupa içlerine gittiler, Hristiyanlığı kabul ettiler ama Türklüklerini de devam ettirdiler. Aslında tüm bu tarihi gerçekleri düşündüğümüzde ülkemizdeki kabullenilmiş tarih anlatısının daha en başında hatalı olduğu ortaya çıkıyor. Bu yüzden Türk tarihinin geneli konu olduğunda Türk tarihine bütünüyle bakmak gerekiyor. Çünkü Türk tarihine bütün olarak bakılmadığı her zaman mutlaka bir nokta eksik kalıyor. İşte bu yüzden Türk tarihi dediğimizde aklımıza yalnızca Osmanlı gelmemeli. Yalnızca Selçuklu'yu anlamamalıyız. Türk tarihi sadece 1000 yıllık bir dönemde Anadolu'da vuku bulmuş bir tarih değildir. Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan, eski dünyanın neredeyse her noktasına ulaşmış ve bugüne geldiğimizde de hala dünyanın pek çok farklı ülkesinde ve pek çok farklı bölgesinde mevcudiyetini devam ettiren birden fazla topluluğun ortak tarihidir. İşte tam da bu noktada konuşmanın başında Türk dediğimizde kafamızda oluşması gereken kavramla ilgili bir açıklama yapmak gerekiyor. Türk kavramı yalnızca Türkiye'de yaşayan 85 milyondan ibaret değil. Türkler bugün Kıbrıs'ta, Rumeli'de, Türkler bugün Moldova'da, Gagavuzya'da, Türkler Kırım'da, Türkler Kazan'da, Türkler bugün Kuzey ve Güney Azerbaycan'da.
Türkler Irak ve Suriye Türkmen elinde. Türkler Kaşkay elinde. Horasan'da. Türkler aynı zamanda bugün Orta Asya'da, Moğolistan içlerinde. Türkler Doğu Türkistan'da. Türkler Altay'da. Türkler Tuva'da. Bugün Türkler kuzeyde, Sibirya'da. Bu yüzden tarihin en eski çağlarından beri Türkler nerede bulunmuşsa, nerede bulunmayı sürdürmüş ve bugün nerede bulunuyorlarsa. Bu aynı zamanda Türk tarihinin bütününü ilgilendiren bir konudur. Konuyla ilgili kendi fikirlerimi dayanaklar sunarak sizlere aktarmaya çalıştım. Yanlış olduğunu düşündüğünüz noktalar varsa, eksik bulduğunuz yanlar mevcutsa, bunları yorumlar kısmında paylaşmanız beni mutlu edecektir. Böylelikle birbirimizle daha çok temas kurabilir, birbirimize gelişim açısından katkı sağlayabiliriz. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.